Kenar uzunluğu A olan içinde boşluk bulunmayan 20 santigrat derece sıcaklığındaki demir küpün hacmi ve ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir. Buna göre kenar uzunluğu 2A olan içinde boşluk bulunmayan 20 santigrat derece sıcaklık demir küpün hacmi ve ağırlığına karşı dayanıklılığı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Şimdi bir tane cismimiz var arkadaşlar. Küp şeklinde ve kenar boyutlarının A olduğu söylenmiş. O halde buraya A diyorum. A, A, A dediğimizde... Bir kere hacmine baktığımızda hacmi V eşittir. A küp olmuş olacak. V A küp. Peki bunun boyutunu 2A yaparsam yani kenar uzunluğunu şu şekilde 2A yaparsak hop hacmine baktığımızda arkadaşlar 2A 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 dediğimizde hacmine V üstü diyorum. V üstü buradan 8A küp 2A 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 çarptığımızda 8A küp yapmış oluyor. O zaman hacim cinsinden üsttekinin 8 katı olduğu için 8V diyeceğim. Yani hacmi 8V oldu. Gelelim şimdi dayanıklılığına. Dayanıklılık katı cisimlerde kesit alan bölü hacim yardımıyla bulunur. Yani dayanıklılık kesit alan bölü hacim dediğimizde bakın karşımıza bir bölü yükseklik çıkacak. Kesit alan derken bu ağırlığı ...hisseden alan olmuş oluyor arkadaşlar. Tabana doğru aktaran alan olmuş oluyor. Yani taban alanımız, kesit alanımız a kare. Hop, de a küp olduğu için... ...buradan 1 bölü a, yani 1 bölü yükseklik çıkmış oluyor. İkinci durumdaki dayanıklılığımıza... ...d üstü diyelim. Kesit alanımız 4 a kare... ...bölü... ...hacmimizde 8 a küp olduğu için... ...oranladığımızda buradan 2 a, yani 1 bölü yükseklik çıkar... Buna D dediğimiz için bu da arkadaşlar onun yarısı olduğundan dolayı D bölü 2 dayanıklık değerine eşit olur. Yani o zaman ikisini sağlayan cevap D seçeneği olmalı deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan aynı maddeden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan sıcakları eşit K ve L silindirlerinin yarı ve yüksekleri şekilde gibi verilmiştir. Buna göre K ve L silindirlerin ağırlıklarına karşı dayanıklılıklar oranı DK bölü DL nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir silindir için konuştuğumuzda silindirin dayanıklılığını bulurken düzgün geometrik şekle sahip olduğu için kesit alan bölü hacim yardımıyla bulunacak. O zaman kesit alan taban alan yani e, pi çarpı r'nin karesi olmuş oluyor. Hacimle pi r kare çarpı h dediğimizde bakın karşımıza 1 bölü yükseklik ifadesi çıkar. O zaman her ikisi için 1 bölü yükseklik ifadesinden dayanıklılığa ulaşabiliriz. K için 1 bölü yüksekliği arkadaşlar gördüğünüz gibi 3h L için konuştuğumuzda DL de 1 bölü h olmuş oldu. O zaman DK'yı DL'ye oranlarsak karşımıza buradan 1 bölü 3 ifadesi çıkar. Yani cevabımız 1 bölü 3 yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış sıcaklıkları eşit K ve L silindirlerinin ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları eşittir. Buna göre K ve L silindirlerine ait niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirlerine eşittir diye soruluyor. Arkadaşlar düzgün geometrik şekil isimlerde dayanıklılık kesit alan bölü hacimle doğru orantılıdır. O halde bir silindir şeklinde verildiği için cisimimiz hop kesit alanı pi çarpı r'nin karesi olacak. Bölü hacim dediğimizde pi r kare çarpı h. Ve buradan da karşımıza bir bölü yükseklik çıkar. E bunların dayanıklılıklarının metinde eşit olduğu söylenmiş. Dayanıklılar 1 bölü yüksekliğe eşit olduğu için. Demek ki bunların yükseklikleri aynıymış arkadaşlar. Yüksekler aynı. E taban yarı aynı olmasına gerek var mı? Yok. O halde hacimlerin aynı olmasına gerek var mı o zaman? Yok. O halde başlıyoruz. Hangileri kesinlikle birbirine eşittir? hacimleri. Hacimlerin birbirine eşit olmasına gerek yok. Yüksekleri aynı olduğu burada dayanıkların eşit olmasını sağlayan bir nedendir. O halde bu ifade kesinlikle birbirlerine eşittir diyemem. Yani bu yanlış. Kesit alanları. Yani birinin yarı çapına R desem de diğerinin yarı arkadaşlar 2R desem de kesit alanları farklı olsa dahi bunların dayanıkları birbirlerine eşit. O halde bunların yarıçaplarının kesit alanlarının birbirine eşit olmalarına gerek yok, şart yok. O halde buna da kesin diyemeyiz ama yüksekliğine baktığımızda kesit alan bölü hacim ifadesi birbiri bize 1 bir bölü yükseklik ifadesine ulaştırdığı için dayanıklılıkları eşit olduğundan dolayı yüksekliklerinin eşit olması gerekiyor. Bu kesinlikle doğrudur. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği doğrudur. Aynı maddeden yapılmış işlerinde boşluk bulunmayan eşit sıcaklıkları kaleme cisimlerinin ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları sırasıyla DKD ile DM'dir. Buna göre DKD ile DM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda iki tane silindir şeklinde bir de dikdörtgenler prizması şeklinde bir tane cismimiz gözüküyor. O halde bunların dayanıklılıklarına bakarsak ilk önce silindir için konuşuyorum. Kesit alan bölü hacim ifadesinden yararlandığımızda pi çarpı r'nin karesi kesit alan hacimde pi r kare h olduğu için buradan karşımıza bir bölü yükseklik ifadesi çıkar. Yine aynı şeyi Burada dikdörtgenler prizması olarak ifade ettiğimiz şekli aktardığımızda bakın buraya A diyelim. Şu kenara B diyelim. Yüksekliğe de arkadaşlar H diyelim veya C diyelim. Dayanıklığına baktığımızda kesit alan böyle hacim ifadesinden yine yararlandığımızda kesit alan A çarpı B ifadesi. E, ve hacim de A çarpı B çarpı H yani yükseklik ifadesinden karşımıza yine bir bölü yükseklik çıkar. Yani demek ki bu düzgün geometrik şekil cisimlerimizin e, dayanıklılıkları bir bölü yükseklikte doğru orantılıdır. O halde baktığımızda L ve M'nin yükseklikleri aynı olduğundan dolayı bunlara HH diyelim. Bunların dayanıklılıkları birbirine eşit. Bunun yüksekliği onlardan farklı olduğundan dolayı dayanıklılığı da onlardan daha azdır. Çünkü yükseklik artınca dayanıklılık azalıyor. O halde arkadaşlar K'nın dayanıklılığı en küçük. L ve M'nin dayanıklılıkları da birbirine eşit çıkar. Demek ki cevap L eşittir M. K da bunlardan küçük. Yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Şekil 1'deki içinde boşluk bulunmayan türdeş silindiri KL doğrultusu boyunca kesilip parçalardan biri yatay düzlem üzerine şekil 2'de gibi bırakılıyor. Şekil 2'deki cisimde MN doğrusu boyunca kesilip ve parçalardan biri yatay düzleme şekil 3'te gibi bırakılıyor. Şekil 1, 2, 3'teki cisimlerin ağırlıklarına karşı dayanıklıkları sırasıyla D1, D2, D3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar dayanıklılığın genel ifadesi kesit, alan, bölü, hacimdir. Ve silindire baktığımızda silindir için pi çarpı r'nin karesi kesit alan hacimde pi r kare çarpı h'dir. Yani buradan bir bölü yükseklik çıkar. E peki belli bir kısmını kestiğimizde Gördüğünüz gibi hem taban alan yani kesit alan yarıya iniyor hem de hacim yarıya iniyor. O zaman bir bölü yükseklik oranı değişiyor mu? Değişmiyor. O halde arkadaşlar ben bunun sadece yüksekliğine bakmam yeterli. Mesela başlangıçtaki her iki durum için yüksekleri aynı. İkincisinin yüksekliğine de daha doğrusu üçüncü şekildeki yüksekliğe de haş dersem. Buradan birinci şeklimizin dayanıklılığının 1 bölü 2 haş olduğunu ikinci şeklin dayanıklılığının 1 bölü 2 haş olduğunu yine üçüncü şekildeki dayanıklılık ifadesinin de 1 bölü haş olduğunu söylerim. O halde bunların dayanıklılıkları eşit yani d1 eşittir d2 çıkar. d3 ise bunlardan büyük. Bunlara 1 bölü 2 dediğimizde burası 1 olduğu için D3 de bunlardan büyüktür. Dayanıklığı en büyük olan 3, 2 ile 1 de birbirlerine eşit olduğu için cevabımız C seçeneği doğrudur. K ve L aynı maddeden yapılmış, içlerinde boşluk bulunmayan eşit sıcaklıktaki küplerdir. K küpünün kenar uzunluğu L küpünün kenar uzunluğunun 3 katı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunun kenar boyutlarına A A A dediğimde bunun kenar boyutları da 3A 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 şeklinde olacak. O halde birincisi için konuştuğumuzda e, ilk olarak K'nın hacmi L'nin 27 katıdır diyor. Hacimlere bakarsak arkadaşlar K için konuşuyorum. 3A'nın küpü 27 A küp yapar. L'nin hacmine baktığımızda ise a küp yaptı. Yani demek ki K'nın hacmi L'nin hacmini 27 katı ifadesi doğrudur. 2. K'nın kesit alanı L'nin 2'nin 9 katıdır. Şimdi kesit alan dediğimizde arkadaşlar boyutlarımız 3a'ya 3a olduğu için yani tabanda da aynı şeyi düşünebilirsiniz şöyle yaptığımızda 3 aya 3a dediğimizden dolayı 9a kare yapar. Yani kesit alan için SK diyelim. SK 9a kare yaptı. SD için konuştuğumuzda da Hop, A kare yapar. Yani demek ki 9 katı ifadesi doğrudur. K'nın dayanıklılığı L'nin 3 katıdır. Dayanıklılık arkadaşlar 1 bölü yükseklik olarak ifade edildiği gibi kesit alan bölü hacim yardımından da küp için konuştuğumuzda kesit alan A kare hacmi de A küp olduğundan dolayı 1 bölü A. 1 bölü kenar uzunluğu çıkar. O zaman birincisi için DK için yazıyorum. 1 bölü kenar boyutu 3A. Hop oh, ikincisi için de L için yazdığımızda 1 bölü A olarak yazarsak K'nın dayanıklığı L'nin dayanıklığının 3 katı değil 3'te 1'idir. Bu L K'nın 3 katı olmuş oluyor. O halde bu ifade yanlış oldu. 3'te birine eşit olması lazım. Demek ki cevap B seçeneği olmalı. Dikdörtgenler prizması şeklinde türdeş K cismi yatay düzlem üzerine şekil 1'deki gibi konulduğunda ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir. Buna göre K cismi yatay düzleme şekil 2'de bir yerleştirilirse ağırlığına karşı dayanıklığı kaç D olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar düzgün geometrik şekle sahip bu cismimizin dayanıklığı kesit alan bölü hacim yardımıyla bulunduğunda e, taban alan 2 tane a kare bölü e, hacmi de 2 kare ile 5A'yı çarptığımızda 10A küp yapar. Yani 1 bölü 5A çıkar. Yani 1 bölü yükseklik çıktı. Aynı şeyi ikincisi için yazarsak D üstü diyelim buna. Hop kesit alanımız 2 tane bakın şurası 5A şurası da A olduğu için 5 tane A kareymiş e, hacmi de 10 A küp olduğundan dolayı karşımıza 1 bölü 2A yani 1 bölü yükseklik çıkmış oldu. Şimdi buna 5, 1 bölü 5A'ya arkadaşlar D dersek hop D üstü de 1 bölü 2A olduğu için bunun kaç katına eşit? Bunun arkadaşlar 5 bölü 2 katına eşit. O zaman D üstü D'nin 5 bölü 2 katıdır. 5 bölü 2 D şiddetinde olur. Yani cevap A seçeneği doğru olmalı deriz. Aynı maddeden yapılmış türdeş içlerinde boşluk bulunmayan ve sıcaklığı eşit olan silindir şeklinde K cismi ve dikdörtgen prizması şeklinde L cisimlerinin hacimleri eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K'nın dayanıklılığı L ikisinden büyüktür. Arkadaşlar bunların dayanıklılıklarına baktığımızda her ikisinin dayanıklılığı da bir bölü yükseklikle doğru orantılı olacak. Yani dayanıklılığımız kesit alan bölü hacim dediğimizde silindir için yazarsam pi çarpı r'nin karesi. Hacimde pi çarpı r'nin karesi çarpı h olduğu için bir bölü yükseklik çıkar. Yine dikdörtgenler prizması için yazdığımızda da kesit alan bölü hacim ifadesinden bakın a diyelim diğer bu uzunla b diyelim yüksekliğe h diyelim kesit alan a çarpı b hacimde a çarpı b çarpı h dersek 1 bölü h çıkar. O zaman bunun yüksekliğini arkadaşlar e, baktığımızda L'nin yüksekliğinden daha küçük olduğu için mesela buna ben atıyorum e, H demek istiyorum. Buna da 2H diyelim daha büyük olduğu için yüksekliği. Bunun dayanıklığı 1 bölü H ise bunun dayanıklığı 1 bölü 2H. Yani ben bunun dayanıklığına 2D dersem bunun dayanıklığı D olmuş olur. O halde K'nın dayanıklığı L'nin büyüktür. Doğru. L'nin kütlesi K'nın ikisinden büyüktür. Şimdi baktığımızda başlangıçta bize bunların nelerin eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Aynı maddeden yapıldığını, içerisinde boşluk olmadığını ve hacimlerin eşit olduğunu söylemiş. Şimdi bunların hacimleri eşitse, V'ye V dersem. Şimdi kütle D eşittir. M bölü V ifadesinden M'i DV eşit diyoruz. Yani yoğunluğu çarpı hacmiyle bulunuyor. E, yoğunluğu aynı maddeden yapıldığı için bunlar D'leri aynı. E hacimlerinin de burada eşit olduğunu verdiği için hacimleri de aynı. O zaman bu K ve L cisimlerinin kütleleri de birbirlerine eşittir. Yani L'nin kütlesi K'nın ikisinden büyüktür ifadesi yanlış. Eşit olması gerekiyor. K'nın kesit alanı L'nin ikisinden büyüktür. Şimdi bunun yüksekliği fazlaysa kesit alanı az olacak. Çünkü taban alan yani kesit alan çarpı yükseklik silindirin hacmidir. E hacimleri eşit demek ki yüksekliği Küçük olanın kesit alanında büyük olması lazım ki hacimleri eşit olsun. Yani demek ki K'nın kesit alanı L'ninkisinden büyüktür bilgisi. Doğru bir bilgidir. Çünkü yüksekliği az olduğu için kesit alanının büyük olması gerekiyor. O halde doğru seçenek C seçeneği cevabımız C olmalı deriz. Şekil 1'deki dönen tablo üzerinde bulunan içinde boşluk bulunmayan türdeş seramik hamuru silindir şeklindedir. Seramik ustası hamura şekil 2'deki gibi kesit alanı başlangıçtakinden daha küçük olan ve içerisinde boşluk bulunmayan silindir şeklini veriyor. Buna göre seramik hamurunun ağırına karşı dayanıklılığının ve hacminin ilk durumuna göre değişimi hakkında ne söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada ilk olarak ağırlığına karşı dayanıklılıkla ilgili yorum yapalım. Dayanıklılığımız kesit alan bölü hacim yardımıyla bulunduğunda silindir için kesit alanımız pi çarpı r'nin karesi, e, hacmimiz de pi çarpı r kare çarpı h olmuş oldu. Yani dayanıklılık 1 bölü H'tır. 1 bölü yükseklik. E yüksekliği ne yapmış sıkıştırdığımızda artmış. Yükseklik artarsa dayanıklılığımız ne yapar? Azalır. Bir kere dayanıklılığımızda azalma gerçekleşecek. Hacme baktığımızda hacim sadece biz bunu sıkıştırıyoruz. Yani sıkarak bunun aslında maddesel olarak herhangi bir hacminde değişikliğe sebep olmuyor. Sadece kesit alanını daraltarak hacminin daha doğrusu yüksekliğinin artmasını sağlıyoruz. Ve hacmi burada sabit kalmış oluyor. Yani hacimde bir değişiklik olmaz. Hacmi değişmez. İkisini sağlayan seçenek B seçeneği doğru olur deriz. Yatay düzlem üzerine bırakılan işlerinde boşluk bulunmayan aynı maddeden yapılmış dik prizma şeklindeki KLM cisimlerinin kesit alanları ve hacimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre KLM cisiminin ağırlıklarına karşı dayanıklıları DKD ile DM arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Arkadaşlar biz dayanıklılığı dayanıklılık eşittir kesit alan bölü hacim yardımıyla buluyoruz. Yani bunun ile doğru orantılı. Aslında maddenin cinsi, sıcaklığı bunlar da etkili ama bunların aynı olduğunu bize vermiş. O halde sadece bu oranda yani bu ifadeyle doğru orantılı olduğunu düşünerek buna eşitliyoruz. O zaman eşit diyelim K için, L için, M için buradaki ifadelerin her birisini teker teker yazarak bulmaya çalışacağım. Kesit alanları verilmiş, hacimleri verilmiş oranlıyoruz. 2S bölü V, Hop, ikincisine baktığımız arkadaşlar 3S bölü 2V. M'ye baktığımızda 4S bölü 2V şiddetinde çıkıyor. Yani buna 2 dediğimizde bu 1.5 bu da 2 olmuş oluyor. Demek ki K'nın dayanıklılığı ile M'nin dayanıklılığı birbirlerine eşit. L'nin dayanıklılığı ise bunlardan küçük olduğu için K eşittir L. M, L de bunlardan küçük. Yani cevap A seçeneği doğru cevap olmalı deriz.